fen youtube kanalından merhaba arkadaşlar lgs yerleştirmelerde mesleki eğitim merkezine tercih yapmalı mıyım videosuyla yine birlikteyiz arkadaşlar birinci nakilde de vardı fakat e, bununla ilgili bilgilendirme yapmamıştım ikinci nakil döneminde de mesleki eğitim merkezi tercihleri açıldı arkadaşlar tercih yapmalı mıyım bu mesleki eğitim merkezinin özellikleri nelerdir bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim çok çok önemli olduğunu düşünüyorum Öncelikle arkadaşlar OBP'si yani orta öğretim başarı puanı düşük öğrencilerin kesinlikle mesleki eğitim merkezlerini tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar 11. sınıfın sonunda beceri sınıf sınavıyla kalfalık belgesini alıyor. 12. sınıfın sonusun, sonunda ise ustalık sınavını uygulanacak ve ustalık belgesini almaya hak kazanılıyor. Arkadaşlar bugün kalfalık ve ustalık belgesi çok önemli. Bunlar olmadan bir Atölye açamıyorsunuz arkadaşlar. Açabilmeniz için, bir dükkan açabilmeniz için bunların olması şart. Peki, buranın özelliği özelliğine mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tamamlayıcı eğitimi ve telafi eğitimi ve stajını başarıyla tamamlayan ortaöğretim kurumu mezunlarına ilgili alana dala ait mesleki ve teknik ortaöğretim diploması. Arkadaşlar, mesleki eğitim zorunlu eğitim kapsamında değildi. Bu yıl mesleki eğitim de zorunlu eğitim kapsamına dahil olduğu için arkadaşlar fark testlerini alarak lise diplomasına da sahip olabiliyorsunuz. Yani meslek eğitim merkezine yazdınız 11. sınıfta kalfalık belgesini, 12. sınıfta ustalık belgesini ve arkadaşlar sonradan lise diplomanızı da fark testlerini vererek lise diplomalarınızı da alabiliyorsunuz. Bunun için kalfalık, ustalık belgesi ve dersleri vererek diplomanızı da almanız çok önemli bir özellik. Arkadaşlar bir gün okula gidiyorsunuz, dört gün okulun belirlediği iş yerine gidiyorsunuz ve burada hem usta kalfa oluyorsunuz hem lise diplomasına sahip oluyorsunuz. Burayı tamamladığımızda, bitirdiğimizde sigorta işlemlerimiz nasıl oluyor? Arkadaşlar meslek eğitim merkezlerinde öğrencileri hakkında İş kazası ve meslek hastalığı sigortalarınız oluyor. Peki ücret alıyor musunuz? Tabii ki asgari ücretin %30'undan az olmamak koşuluyla arkadaşlar bu da şu an e, 600 TL ücret ödenmekte. En az 600 TL, 600 üzerinde de ücret ödenilebiliyor. %30'undan az olmayacak. Arkadaşlar 600 TL ücret alıyorsunuz. Bir gün okula gidiyorsunuz, dört gün iş yerine gidiyorsunuz, ustalık belgesi alıyorsunuz, kalfalık belgesi alıyorsunuz ve fark testlerini vererek de lisa diplomasını almanız sizin için çok büyük bir kolaylık oluyor. Ve arkadaşlar e, zorunlu eğitime de girdiği için diplomanızı da alıyorsunuz. Onun için meslek eğitim merkezlerine, OBB'si düşük öğrencilere şiddetle öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.